çok önemli bir yorum. Malumunuz otistik bayağı birçok çocuk, birçok ailenin çocuğunun otistik çocukların veya atipik otistik çocukları iyileştirmek için bir formül geliştirdik. Bir setimiz var. Özellik seti O, OL, alama da yapmak gerekir. İşte bunlardan biri de Funda Hanım'ın oğlu 10 yaşında. Geçen hafta yorum yapmıştı. Çocukta çok mükemmel gelişmeler oluyor demişti. Yani şimdi de tekrar yorum yapmış. Ne diyor? Geçen hafta diyorum, yani birkaç hafta önce. Atipik, otizmli, hiperaktif, dikkat eksikliği olan oğlum. Atipik. Tedavi edilebilir. Eğer ki aile, doktor buna uygun eğitim görmüşse, bilgi sahibi ise, ona uygun çalışıyorsa atipik otistik çocukların tedavisi mümkündür. Eğer ki çocuğun durumunu kişi bilir ve ona uygun yöntemler, tedavi hızlandırıcı yöntemler uygulanırsa, bununla ilgili eğitimler var. Anneler için, babalar için, kardeşler vesaire vesaire. Evet, atipik otizmli, hiperaktif, dikkat eksikliği olan oğlum için özellik seti kullanıyorum. Kullanmaya başlayalım. 6 hafta oldu. 3. haftadan itibaren gözlemlediğim değişiklikler, olumlu gelişmeler meydana geldi. Daha önce yazmıştım diyor. Doymak bilmeyen oğlum artık maşallahı var. Yani çocuk her durmadan yiyor. Çocuk şimdi maşallah, daha önce yerlere atlayıp bağırarak aldıklarını şimdi istemiyor. Yani daha önce annesine illa alacaksın diye kendini yerlere atıp debelenen, istediği olmasa bağırıp çağıran, yerlerde debelenen çocuk şimdi ne diyor? Artık istemiyor. Yani ne diyormuş? Ben sana söylemedim mi? Ben bunu istemiyorum, onu istemiyorum. Yani daha önce yemediği gıdaları devam ediyor. Çok enteresan. Devamında ne diyor? Bu yorumu okumak zorundayım. Neden? Çünkü maalesef Türkiye'de çok atipik veya normal ağır otistik çocuk çok ve herkes bir şey söylüyor ama bugüne kadar biz hariç gerçekten çözüm üreten bir formül geliştirmedi kimse. Evet, ne diyor? Ben sana demedim mi diyor. Neden bana bunu alıyorsun diyor. Artık abur cubur tüketmiyor çocuk maşallah. Bir şey yiyecekse bu faydalı mı zararlı mı diye soruyor diyor. Evet, ağzına salata koymazdı diyor. Yani şimdi salata yiyor. Havuç yemezdi, havuç yiyor diyor. Yani abur cubur yiyen çocuk annesine soruyor, zararlı mı faydalı mı? Zararlıysa yemiyor, faydalıysa yiyor. Eskiden bunlara dikkat etmeyen, saldıran, sürekli her şeyi yemeye, tüketmeye çalışan çocuk ve annesi almadığı zaman yerlere kendini atıp tebelenen çocuk maşallah çok büyük gelişme olmuş. Mükemmel bir şey. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için tabii biz de kendimizle gurur duyuyoruz. Evet, ne yapması gerekiyor vatandaşın? CDS2 otistik çocukta sadece özellik değil, özellik seti değil. Özellik setinde ne var? Özellik forte var. Ormus Gold var. Ormus Gold beyindeki ağır metalleri, kimyasalları, aşı kalıntısı veya diğer abur cubur gıdalardaki kimyasalları vesaire vesaire ne yapıyor? Temizliyor, aratıyor. Detoks, arıtıcı. Bu gördüğünüz lavman seti neyse, bir çocuk tabii 10 yaşındaki çocuğa yarım litre kaynamış soğumuş suya, buraya yarım litre kaynamış soğumuş konuyor. Üstüne ne yapıyoruz? CDS2 ilave ediyoruz. Yani 10 yaşındaki çocuğa yaşına uygun olması gerekir. Yetişkinde birinci gün bir çay bardağı, ikinci gün iki çay bardağı, üçüncü gün üç çay bardağı, dördüncü gün dört, kademe kademe artırıyoruz. 2 gün ara verdikten sonra beşinci defa bir su bardağı, altıncı defa 1,5 su bardağı, yedinci defa 2 su bardağı vesaire vesaire artırıyoruz yavaş yavaş.
Bazı insanlarda dördüncü defada bağırsaklarından böyle jöle gibi balgamsı, sümüksü şeyler dökülüyor. Bu kandidadır. Bazı insanlarda 7-8 defadan sonra dökülüyor. Her insanda aynı zamanda aynı şekilde kandida dökülmez. Çünkü her insanın bünyesi farklı. Dün de bir aile geldi buraya. Bağırsağından 30 santime yakın böyle şey dökülmüş. Upuzun. Yeşil renkli. Bu nedir diyor. Doktora götürmüş. Doktor demiş ki ben de anlamadım. Bilemiyorum nedir. Analiz için laboratuvara gönderelim falan. Candida mantarı beyaz renklidir. Şu Candida albicans. Yani beyaz demek. Bir de bunun yani 250 çeşidi var Candida'nın. Bir de penisilyum mantarı var. Yeşil renklidir. Penisilyum mantarı Candida'dan daha tehlikeli. Allah korusun öldürebilir. Candida tehlikeli. Candida'dan daha tehlikeli olan nedir? Penisilyum mantarı. Yeşil renklidir. Evet, bağırsağından böyle 30 santim uzunluğunda ne olduğunu anlayamamışlar. Jöle gibi şeyler dökülmüş. Panik olmuşlar. Fotoğrafını çekmişler. Bu nedir? İnternete koyun dedim. Tamam koyacağız dediler. Ya internete atmasını bilemediler veyahut da unuttular. Ama evet daha önce fotoğrafları gördünüz zaten. Birçok aile maşallah çocuklarının defacetlerine çıkan o cisimleri kandida veya diğer mantar türlerinin fotoğrafını çekip gönderdiler. Bizim sayfamızda bunlarla ilgili çok geniş bilgi var. Evet, atipik otizm hamdolsun ne yapabiliyoruz? İyileştirebiliyoruz.